Herkese merhabalar. Seramızda gelişim devam ediyor. Pasif floralarımız da büyümeye devam ediyor. Meyvelerimiz bu şekilde. Renk değişimine de başladı. Ejderlerimize yaklaşık bir aydır su vermiyordum. Geçen gün e, kara gübre vardı fazla. Onları diplerine döktüm. Daha sonra dün de e, mantar ilacı verdim dipten. Bu tepe kesimlerini anlatacaktım. Ee, bu geçen, geçenlerde tepelerinde kırdım. Kalınlaşmasını, dibinin kalınlaşmasını bekledim yaklaşık bir hafta kadar. Mesela bu şekilde. Bugün de bunları keseceğiz. Taşlanmaya oturmasını sağlayacağız. Bu demirin altından biraz altından kesip buradan taşlanmasını sağlayacağız bunun. Böyle aşağı atıp imha ediyoruz o uçlarını kırdıklarımı yapıyorum. Şunların biraz daha uzamasını bekleyeceğim. Ondan sonra uçlarını kıracağım. Daha sonra tepe kesimini yapacağım. Bu mesela bayağı gayet gelişimini tamamlamış. Yani tepe kısmında kesilmesi gerekiyor artık. Hatta burayı ben fidan olarak bile kenarıya alacağım. Burayı mesela tep buradan kesiyorum. Bu üst kısmına İstersen fidan yapabilirim yani arkadaşlar. Çünkü daha önce yaptıklarım yazın yaptıklarım şu an çok harika bir gelişim var. Bu şekilde boyu da güzel. Şurada da aynı şekilde. Şöyle alttan yani demirin biraz altından kesiyoruz ki taşlanma yaptığında bu demirlere e, sarılarak devam edecekler. Yine burada aynı şekilde. Onu önümüzde bu var. Bu. Şu biraz e, ucunda yanma olmuş. Onu beklesek mi ucunu kırsak mı karar veremedim. Bekleyelim ucu uzar onun. Burada devam eden. Bak bu şekilde oluyor daha sonra. Kestiğimiz tepeler bu şekilde. Bu şekilde filizlenmeler oluyor. Daha sonra da dallanmalar başlıyor. Şu şekilde işte. Bu tarafta da var. Bu papayalarımızı baharda olması için tekrar kes kafalarını. Çünkü salatalığa engel oluyordu. Yine bunu da bu şekilde dipten demirin altından biraz altından kesiyoruz. Şurada var bir tane. Bu daha tam tamamlamamış ama yine de keselim. Çünkü sulamadan sonra bunlar gelişim yapacaklardır. Aşağı atıyoruz böyle imha ediyoruz. Şunu da yine aynı şekilde. Kesip imha ediyoruz. Olayımız bu arkadaşlar. Herkese iyi günler.